LGS'ye son 145 gün kaldı. Geri sayımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Her zamanki gibi yanınızdayız. İlk başta günün sözüyle başlamak istiyoruz ama onun da öncesinde LGS tekrar programımızı Tonguç Kitapçıları'ndan ücretsiz istemeyi ve sonrasında da kendinize uygun olan temel, hızlı, pro tekrar programlarının biriyle ders çalışmaya başlamayı unutmayın arkadaşlar. Sömestri tatili geliyor. Burası çok çok önemli. Bu tatili çok iyi değerlendirirsek farkı açarız ve zamanımızı çok iyi kullanmış oluruz. Ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programımızı mutlaka Tonguç kitapçılarına istiyoruz. Şimdi hemen günün sözüyle başlayalım. Günün sözü diyor ki cehalet Tanrı'nın laneti ise bilgi göklere ulaşabileceğimiz kanatlarıdır diyor. Burada anlatmak istediği şey şu. Cahillik gerçekten çok paranız da olsa çok fazla işte e, şununuz bununuz da olsa kötü bir şey. Ama bilgiye sahipseniz gerçekten hem kendinizi güçlü hissedersiniz. Hem iyi okullarda okursunuz hem de mutlu yaşarsınız. Yani genellikle insanlar bilgiyle çok güzel yerlere gelebiliyor. Günün yorumuna bakalım. Size en çok ilgilendiren burası, burası. Niye? Çünkü hocam bizden bir şeyler okuyun diyorsunuz. Ahmet Kerem Köroğlu 396 beni almış. Tebrik ediyoruz kendisini. Arda arda aynı şıkkı işaretleyince değiştirsem mi diye kararsız kalıyorum. Ne yapmalıyım? Her öğrenci yaşamıştır artı bir demiş. Şimdi bu birçok öğrencinin yaşadığı sorundur. Bu sorunun iki tane çözüm var. Birincisi gerçek sınava girdiğimizde yani Haziran ayında gireceğimiz LGS'de üst üste öyle beş tane alt tane doğru cevap gelme ihtimali yok. Bu çünkü pedagojik olarak yanlış. Dolayısıyla siz üst üste 4-5 tane cevabı 5-6 tane cevabı gördüğünüz zaman mutlaka bir tanesini hata yaptığınızı bilip değiştirin. Ama evde soru bankası da soru çözerken bazen bazı yayınlarda böyle üst üste 5-6 tane doğru cevap koyabiliyorlar. Onlarda bazı istinalar olabilir. Ama deneme sınavlarında kaliteli deneme sınavlarında ve gerçek sınavda üst üste doğru cevap gelmeyeceğini bilin. Peki neye göre değiştireceğiz hocam? Cevaplarınızı kontrol ederken ilk aklınıza gelerekten emin olarak yaptığınız sorular doğru cevaptır. Ama böyle iki şık arasında kalıp acaba 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 deyip işaretlediğiniz cevap yanlış cevaptır. Ona göre tekrar cevaplarınızı kontrol etmelisiniz. Günün kitabına baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı 5 şehir adlı denemeyi görüyoruz. Gerçekten okunması gereken bizim Yorum kültürümüzü, yorum becerimizi geliştirecek bir kitap. İçerisinde Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul şehirleri deneme şeklinde bizlere tanıtılıyor. Hemen diğer e, kaynak kısmına geçiyoruz. Günün kaynağı ise gerçekten çok önemli bir kaynak. Neden biliyor musunuz? Birçok öğrenci matematiğe yoğun ağırlık veriyor. Ardından fen, ardından Türkçe geliyor. Ama burada onda 10 yapmak genellikle unutuluyor. Dolayısıyla inkılap İngilizce ve Dinde... 10'da 10 yapmanız için din, inkılap, İngilizce'de yeni nesil beceri temelli sorular oldu bu kitabı mutlaka edinmelisiniz ve çözmelisiniz. Bu kitabın içerisindeki sorular mesela bence bu tarz bir soru gelecek. Hem görsel var hem de yorumlama yeteneğini soruyor. Dolayısıyla bu soruları da mutlaka çözmelisiniz günün kaynağından. O zaman ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden sınav hazırlıkta başarılar arkadaşlar.